Değerli dünyadaşlar, Dünya Uygarlığı Söyleşileri dizimizde şimdi çok önemli bir bestecimiz olan Sayın Turgay Erdener ile birlikteyiz. Lütfedip kabul ettiler. Kısa sayılabilecek bir söyleşi olacak. Yarım saati pek bulamayacak ne yazık ki. Ama devamı daima gelebilir. Teknoloji sınırlamalı. Daha doğrusu benim bilgim sınırlarıyla bağlantılı bir şey bu. Turgay Beyciğim, müzik tutkusu nasıl başladı sizde? Yani nasıl başladığını hatırlayamayacağım kadar erken başlamış olsa gerek. Çok hani çocukluk çağında, belki okula gitmezden önce. Evde bir tane radyo vardı ve ele geçirmiştim o radyoyu. Ve o radyodan güzel sesler bulana kadar dalga boylarını karıştırırdım ve hep aklımda Romence şeyler var, sözcükler var. Çünkü Roman Radyosu bayağı güçlü bir yayını vardı herhalde ki ben de onu takip ediyordum. Ve mümkün mertebe tabii ki klasik müzik bana hoş geliyordu. Diğerleri boş geliyordu çok açıkçası. Çünkü çarçabuk ne olduğunu ele veriyor. Oysa klasik müzik öyle değil. Hani bir sürprizler var, dehlizlere giriyorsunuz falan filan. Çok maceralı geliyordu bana ve öyle başladı. Arkasından işte eğitimde hocaların ilk öğretim okulundayken mandolin kursuna gidiyordum hafta sonları. Oradaki hocanın ya sen müzikle çok şeyin var, becerebilirsin, başarabilirsin falan diye beni çok ne derler? Teşvik etti. Motive ediyordu. Motive etti, evet. Teşvik ediyordu. Ve, ve sonuçta sen mutlaka konservatuara gitmelisin diye de kapadı defteri. Yani aradan bir yıl geçtikten sonra böyle başladı Tarık Hocam. Yani kendimi bildim bileli müziğin dışına çıkmaktan korkuyorum hep. Ne güzel, ne güzel. Bizim, yani sizin müzik ana diliniz, benim işte kendimce yazmak ve mecburen de gündelik hayat denen bir şey oluyor, gerçek hayat denen bir şey oluyor. Orada da İşte herkesin hemen hemen konuştuğu şekilde konuşma çabasında oluyoruz. Asıl aynen öyle, dil, evet. O biraz yabancı dil gibi oluyor değil mi aslında? Tabii kesinlikle öyle ama şu pandemi döneminde onun aslında ne kadar önemli olduğunu kavradım. Yani onsuz çok böyle tekil bir durum oluştu ve ben bir sürü bir şey yazabilirim ne mutlu bana derken tersine hiçbir şey yazamadım. Değil mi? Pandemide. İşte her şeyin maalesef artıları, eksileri oluyor. Yani ilginç aynen bir süreç. Umarım daha çok insan bu felaket nedeniyle aynı gezegende yaşadığımızı ve birbirimize muhtaç olduğumuzu, dayanışarak el birliğiyle iyi bir dünya kurabileceğimizi, bunun görevimiz olduğunu vesaire daha çok düşünür, gönül koyar. Evet. Peki beste süreci nasıl bir macera izledi sizde? Evet. Yani beste süreci tabii ki ben hemen konservatuara girdiğim için klasik bir beste süreci oluştu kendiliğinden. Ben önce piyano bölümünde okudum. Piyano bölümünde ilk yıl gayet iyiydi. Bayağı el üstünde idim. Ve çok çalışmayarak, hani fazla zaman ayırmayarak. Ama ertesi yıl öyle olmadı. Çünkü hani piyano çok emek isteyen bir şey. Her alan olduğu gibi. Ben hiç emek vermediğim için oralarda başarısızlık başladı. Çünkü ben hiç parçayı belki hocanın yanında deşifre ediyordum falan. O kadar vahimdi durum. Fakat müziğe aşırı ilgiliydim. Ve bizim ilk dönem okuduğum ilk dönem solfej hocamız bir Fransız, Premier Prix'li, Roma, Rom, Prix de Rome sahibi bir
Fransızdı. Fakat hocalıkta çok tecrübeli bir insan değildi. Dolayısıyla galiba dengeyi tutturamıyordu sınıfta. Ama benim çok işime yaramıştı. Söz gelimi Prokofiev'in klasik senfonisinin kimi bölümlerinin temalarını dikte ettiriyordu bize. O kadar zor ki aslında. Ben beceriyordum ama benim hoşuma gidiyordu. Falan öyle bir serüven. 3-4 ay sonunda o Fransız hoca okuldan ayrıldı. Başka bir ülkeye gitti. Belki de gönderdiler. Ben çocuk kafamla bilmiyorum ne olduğunu. Sonra İlhan Baran'la karşılaştım. İlhan Baran solfej hocam oldu. Ve yani o benim için gerçekten inanılmaz bir durum oluşturdu. Çünkü İlhan Hoca dünya kültürüne inanılmaz değer veren, onu tanımaya çalışan ve öğrencilerinden bunu saklamayan, esirgemeyen ve kendini sürekli geliştirmeye çalışan bir insandı. Söz gelimi Alban Berg'in Wozzeck operasından pasajları hocanın solfej dersinde okutmaya çalışıyordu bize, anlatmaya çalışıyordu, öğretmeye çalışıyordu. Biz daha doğru dürüst hani ABC'sini öğrenmemişken yine benim için tabii artı şeyler oldu bunlar. Çünkü bir başka solfej hocasıyla bu tür erken karşılaşmalar olamazdı hayatımda. İlhan hocayla ne iyi ki oldu. Ama tabii bu arada benim piyano dengem bozuldu. Çünkü tamamen bu işin üstüne gittim ben. Müzik yapmalıyım falan. Yani niye ben Beethoven'ı bir daha çalayım? Niye Schumann'ı bir daha çalayım? Ben kendi müziğimle ilgilenmeliyim gibi bir kafaya geldim sonuçta. Allah'tan lise devresinde kompozisyon bölümü diye bir bölüm vardı. Ve bu kompozisyon bölümüne ben tabii ki girdim. Sınavda da başarılı oldum ve kompozisyon bölümünde okudum. Orada işte doğru yere geldiğimin artık kesin farkındaydım. Ve işte mektepli bir şekilde sürdü tabii iş. Yani armonisini, kontrpuanını, fügünü, orkestrasyonunu vesaire her şeyi yapmak durumundaydım. Ve tabii kendi tutkum olmasaydı eğer, yani bestecilik yapma tutkusu olmasaydı sadece bir görgü sahibi olurdum. Ama o tutku da olduğu için o tutkuyla beraber o iş bir şekilde yürüdü, sürdü gitti. Hatta o yıllarda, 70'ler bunlar, çok bestecilik bölümünde, kompozisyon bölümünde okuyup da beste yapmak gibi bir şey, yani biraz böyle aşağılanırdı öğrenci, öyle anımsıyorum. Yani hocalarımın bazılarının şöyle dediğini, sen kendini besteci mi sanıyorsun dediğini anımsıyorum. Ne korkunç. Yani çok kırıcı. Çok korkunç. Nasıl yani? Ben, korkunç. Gerçekten öyle. Evet, yani havalara yükseltme öğrenciyi, tamam, ama böyle bir şey de olmaz. Derin dibine de batırma yani. Aynen öyle. Aynen öyle. Şu işin bir ortası. Ya bu beni tabii yolumdan alıkoymadı. Ben yine bir şey kendi kendime yapıyordum. Arkadaşlarıma veriyordum. Onların konserlerinde onlar söylüyordu, çalıyordu falan. Böyle bir şey yürüdü gitti sonra. Hani öğretmenlikle birlikte artık zaten kimse benden bir beklentisi olmayan bir konuma gelmişti. Tabii o zaman başka zorluklar başlıyor şüphesiz. Böyle işte Tarık Hocam aşağı yukarı. Şey yaptım çünkü birden kaydı unuttum mu dedim, unutmamışım. Evet, başladık, devam ediyor. Sürüyor kayıt. Güzel güzel. Tamam. Birden bazen dalgınlaşıyorum. Bir dehşete kapıldım. Aklıma birden anti ithaf diye bir şey geldi. Hani değer verdiğimiz insanlara ithaf ederiz ya, kızdığımız ve bize haksızlık edenlere de anti ithaf. Nasıl olacaksa. Evet, anti ithaf yani, ediyorum işte filan diye. Evet. Yani gerçi kızmamın hani benim indimde bir rolü şüphesiz var ama o hocaların indinde o kadar yok. Çünkü onların anlayışları o. Yani onun için ben de bir nevi anlamaya çalışıyorum onları. Onlara da kızmıyorum diyeyim. Hani anti ithaf yapma. Evet, yani politik davranma adına demiyorum bunu. Anlıyorum. Hoşgörünüz ve bağışlayıcı da yaklaşarak. Bağışlayıcı da diyemiyorum çünkü bağışlanacak bir şey değil. Çünkü o öyle anlıyor, öyle kavruyor. Evet. Yani o anlayıp o yani. Doğru bir şey yaptığını düşünerek yapıyor ama günümüzde böyle bir şeyin doğru olmadığını
öğrendik. Evet. Peki hangi besteciler sizi çok cezbetti? Bu arada yani sizin kompozisyon, ilk kompozisyon dersini de sizi düşünmeye çalışıyorum gencecik. Ve yeniden doğum filan da sizin için herhalde. O gün değil mi herhalde? Valla şimdi o zamanlar Tarık Hocam Ankara Devlet Konservatuvarı'nda okudum ben. Ve Ankara Devlet Konservatuvarı'nda bu teori derslerinin hocalığını Erşivan Saydam Hoca yapıyordu. Ben o kompozisyon bölümüne girmeden önce İlhan Hoca'nın eserlerini falan biliyorum, Baran'ın. Ve içimden öyle bir şey geçiyor ki İlhan Hoca benim kompozisyon öğretmenim olacak sonra. Bölüme girdiğim zaman diye düşünüyorum ama olay öyle gelişmedi. Çünkü İlhan Hoca ve ömür boyu hiç kimsenin kompozisyon öğretmenliğini yapmadı. Sadece özel yetenekli sınıf diye bir şey oluşturuldu bir ara. Fazıl Say, Muhittin Dürreoğlu, bunlar bu özel eğitim statüsündeydiler. Onlarla bayağı hani kompozisyon hocasıymışçasına hoca çalıştı. Çok emek verdi ama çok özel bir statüydü o. Onun dışında hiç kompozisyon dersi vermedi. Ve ben pat diye Erçivan Hoca'yı gördüm karşımda. Erçivan Hoca'yı da tanımıyorum çok. Hı hı. Fakat sonra gördüm ki Erçivan Hoca benim şimdiye kadar gördüğüm en mükemmel teori hocası imiş. Armoni, kontrpuan falan bakımından. Ve işte o kendi öğrettiği armoni, kontrpuan, füg kitaplarının yazarları da Erçivan Hoca'nın Paris'te hocaları olan insanlardı. Henri Chaland, işte Noel Gayon vesaire gibi. Yani birinci ağızdan gibi oldu o şeyler. Bir de tabii o dönem biraz kompozisyon bölümünde eğitim farklıydı. En baştan kompozisyon diye bir ders olmuyordu. Zaten belki de hocalar o yüzden diyordu, sen kendini kompozitör mü sanıyorsun diye, bilemiyorum. Kompozisyon dersi lisans döneminde oluyordu. Dolayısıyla oraya geçene kadar zaten sizin sorduğunuz hani kompozisyon neyle karşılaştınız falan gibi bir şey sordunuz. İşte teoriyle karşılaştım, kompozisyonla değil de. Hı hı. Ama kendi kendime bunu içgüdüsel olarak yapıyordum tamamen. Yoksa hani sen öğrenciyken dahi bir şeyler yazmalısın, yoksa ileride yazmak çok zor gelecektir gibi bir cümleyi kimse bana kurmadı. Ama ben kuruyorum bugün öyle bir cümleyi. Zaten eğitim sistemi değişti. Kompozisyon dersi bir öğrenci kompozisyon bölümüne girer girmez başlayan bir ders. Kendi ölçüsünde, kendi sadeliğinde yapılıyor o ders. Ve ilk benim şeylerim, tutkularım Prokofiev bir numara. Prokofiev, Romeo Juliet balesi, birinci senfoni, beşinci senfoni. Bunlar yani muhteşem geliyordu bana bu eserler. O neoklasisizmin verdiği bir hani kodunun çözülebilirliği, daha kolay çözülebilirliği de söz konusu. Yani tabii bu cümleyi kurmam ne kadar doğru bilmiyorum ama düşüncem samimi olarak bu. Ve Shostakovich. Shostakovich ondan sonra tutku haline geldi. Yani müzik tarihi dersimiz vardı lise 2 gibi galiba. Gültekin Oransay hocamızdı. Gültekin Oransay gerçekten müzikolog adına yakışır bir insandı benim düşündüğüm. O vakitki görüşümle, anladığım kadarıyla. Ve hoca birçok teksirler yapardı bize. Herhalde 300 sayfa falan toplam teksir yapmıştır bize. Teksir kağıdı bastı. Gençler bilmez şimdi teksir nedir diye. Doğru. Evet. Bizim gençliğimizde, çocukluğumuzda vardı böyle bir makine. Fotokopinin o güncesi. Evet, evet. Çoğaltılır böyle elle. Evet, çoğaltma şeyi, sistematiği. Şimdi şöyle aklıma hemen bir şey geliverdi. Onu böyle anekdot gibi bir şey müsaadenizle söyleyeceğim. Estağfurullah, ne güzel. Gültekin Oransay bizim müzik tarihi hocamızdı. Ve müzik tarihi dersinde sene sonuna doğru hoca dedi ki, çocuklar iyi güzel işte sınava girdiniz, çıktınız, notlar aldınız falan. Ama ben sizden bir de tez yazmanızı istiyorum dedi.
kendi çapınızda liseli olarak ne kadar becerebilirseniz herhalde bir şeyler de anlatmış olmalı. Hani tezde ne tür beklentilerim olacak diye. Tamam, biz anladık bunu ve sonuçta benim sınıf arkadaşlarım, daha doğrusu yakın sınıf arkadaşlarım diyeyim. Çünkü okulun bütün lise kısmı giriyordu o derse. İki sınıf yukarıdaki, iki sınıf aşağıdaki gibi. Babür Tongur'la Cem İdiz benim çok yakın arkadaşlarımdı. Biz beraber yapmak istiyoruz hocam müsaadenizle dedik. Sadece hani beraber yaptığımız için üç kişinin yaptığı bir işin ağırlığının hani bir kişinin yaptığı çalışmanın ağırlığına göre daha fazlasını yapacağız, söz veriyoruz. Tamam, kabul ediyorum dedi. Sınıftaki üç kompozisyon öğrencisi olarak biz Şostakoviç üzerine, Şostakoviç'in 5. senfonisinin analizini kendimiz o görgümüzle yaptık. Ne başka mi? Şeyler ekledik ve 180 sayfaya yakın bir tez oldu bu. Yani tez gibi bir şey değildi belki ama 180 sayfa. Ne ve emin olun ki hocam o sınıfta 5 sayfanın üstünde tez yazan yoktu. Yani bravo. 3 sayfa, 5 sayfa, 4 sayfa. Normali de o belki. Yani biz biraz abartmışız. Coşku. Ve, evet, coşku. Tutulamaz, dizginlenemez bir şey bu. Çağlamışsınız böyle. Ki, gibi. Ve hoca dedi ki, ve ön sözler falan yazdık böyle kendi kendimize. Tuhaf tuhaf şeyler. Hala duruyor onlar. Ne güzel. Hoca bize demişti ki, çocuklar perşembe günü saat 1'de getirin bunu. Bütün sınıfa. Biz 1'de değil 2'de götürdük tabii. Her zamanki rahatlığımızla, kompozisyon bölümündeki insanların rahatlığıyla. Hoca tamam çok güzel falan dedi. Şöyle bir karıştırdı baktı. Tamam dedi çocuklar. Eylül'de görüşürüz. Aa, Eylül ne hocam? Meğer bizi çaktırmış. Nasıl yani? Kaldık, sınıfta kaldık. Çünkü ne? Saat 1'de değil 2'de götürdük. Bakar mısın? Çok beğendi yaptığımız şeyi ama ya hocanın orada bir Almandı. Böyle Alman disiplini vardı hocada aslında. Evet. Bizim orada bir belki gerekirdi bilmiyorum. Orada bir bir disiplin şeyi vermek istemiş. Evet. Bu ilginç yani kültürler arası etkileşimlerden merak ediyorum. Aklıma bir şey geldi. Şimdi işte tiyatro rejisörlüğünde malum çeşitli ekoller var. İşte birisi hiçbir şey hazırlamadan gider, oyunculara büyük ölçüde alanı bırakır. Kendisi arada bir şey söyler. Birisi baştan her şeyi planlar gider. Bir de orta İşte bir şeyler esnek vardır bilmem ne filan. Şimdi Nazi zulmünden Amerika'ya giden kaçan tiyatro rejisörleri oyun sahneye koyarken, yönetirken şöyle diyormuş. Yani çoğu en azından. Oyuncuya diyor ki gir, 10 adım at, dur, 2 adım sola şey yap. Niye? Çünkü ben öyle diyorum. Şimdi bu Nazi zulmünden kaçmış. Evet, evet. Bunu okuyunca çok güldüm. Yani ilginç. Evet, evet. Evet. Bu da böyle. Tuhaf bir şey. Doğru olduğunu katiyen söyleyemem. Çünkü oyuncu da sahnede o işi çıkartan yaratıcılardan bazen, biri. Evet. Ona da o hal bırakmak lazım diye evet. Düşünüyorum. Benim bir yengem Alman, Christa yengem çok yani tabii ki bu bir anti-Alman ırkçılık değil ama böyle bir disiplin şeyi de var. İster istemez aklıma evet. Bir şey daha geldi. 11. yüzyılda bugünkü Fransızların atalarından biri, işte bugünkü Almanların ataları hakkında o zaman şöyle yazmış. Onlar çok çalışkandır. Çok disiplinlidir. Yabancılardan haz etmez. Bakın bin yıl önce. İnanılmaz. Evet. Hayır. İlişki de çok fazla yok aslında o dönemde. Evet ama çok ilginç değil mi? Çok. Arkasından bir örnek daha. Yine 11. yüzyılda bir Çinli Türkler hakkında şöyle yazmış. Türklerle doğrudan savaşmaya gelmez. Çok iyi savaşırlar ama birbirlerine kolay düşerler. O yüzden araya nifak doğmuş. Bunlar yazılı belgeler. Bin yıl sonra nedense yabancı gelmedi bana. Yani onu hocam hiç değişmez mi bu ya? Yani çok ilginç. Yani çok ilginç. Yani ben hani
böyle şeylere hiç prim vermeyen bir insan olduğumu söyleyebilirim. Hani böyle milli karakteristikler falan filan. Tabii, tabii. Kaçınırım açıkçası böyle genellemelerden ama ilginç. Çok çok ilginç. Açıkçası. Yani tabii bütün insanların sağduyusu olması durumunda, olmaları durumunda bu söylediğiniz türden şeyler olmaz aşılır, herhalde. Aşılır, aşılır. Umarız aşılır bu tür şeyler. Evet. Tabii yani aşılır diye düşünüyorum ya da umuyorum. Evet, evet. Umut dünyası. Peki sizden feyz almayı isteyen genç besteciler oluyor mu? Var mı? Şöyle hocam, oluyor tabii. Yani okulda resmen öğrencim olmayıp da sağdan soldan mutlaka fikir soran arkadaşlar oluyor ve ben onlarla mutlaka uzun uzun konuşmayı seviyorum. Bir şeyler anlatmayı seviyorum. Hani ben birçok şeyi biliyorum adına değil bu. Farklı bir yerden bakıldığında farklı şeyler görülebilir. İnsan kendisine çok kolay bakamayabilir. Çok doğru. O açıdan. Oluyor gerçekten. Yani besteciler öyle çok da hani genç besteciler de çok çekingen insanlar değil. Böyle inlerine kapanmış vaziyette değil. Bu biraz hani tabiatlarına göre de değişiyor. Kimisi çok kapalı oluyor. Bazı öyle tipler var. Asla tek bir kelime sormaz. Biraz da hani kendisinin her şeye hakim olduğu, zaten bildiği, diğerlerinin hiçbir şeyden anlamadığı gibi düşüncelere erişmiş insanlar da var yani. Ama söylediğiniz türden bir iletişim bir şekilde oluyor. Ankara'da zaten BESOM diye bir dernek var. Hani çok müthiş faal olmasa da besteciler, orkestra şefleri ve müzikologlar, müzik yazarları derneği diye. Muammer Sun hocanın özellikle böyle sürüklediği, o biraz örgütçü bir insandı Muammer hoca. Organize etmeye çabalardı. Yani hep birlikte olalım, herkes bestecilik çalışsın, herkes öğrensin falan gibi düşünceleri, böyle ütopik düşünceleri vardı hocanın. Hocanın sürüklemesiyle kurulan bu BESOM mesela dediğinize yakın bir ortam sağlıyor bazen. Ne güzel. Evet. Ne güzel. Zaman nasıl geçiyor? Şimdi buna birinci bölüm desek ve birazdan ikinci bölüm olarak yeniden kaydetsek, yeni bir şeye geçsek olur mu? Tabii ki hocam. Elbette. Sevgili dünyadaşlar, Turgay Erdener değerli bestecimizle olan sohbetimizin birinci bölümü burada bitiyor. Şimdi kaydı durdurma çabasına giriyorum. Gözlüğümü takıyorum.